Yok yavrum yok. Hastayım da ben biraz. Şimdi gider ayakkabına Saddam gribi falan bulaştırır maazallah. Sayitçim şunu kabul et yavrum. Bu ne öğretmenim? Orada $4 var Sayitçim. Ne bileyim yolda giderken acıkırsınız mı acıkırsınız. Kendinize şöyle güzel bir ziyafet çekin. Ziyafet? Tabii tabii. Kalanında harçlık yaparsın artık. Kalanıyla ülkenizin dış borcunu kapatırsınız. Çok biliyorsunuz bunu. Lak kadanak çekileceğim ha. Neyse çocuğum. Hadi güle güle gidin. İnşallah seneye de bekleriz evladım. Gerçi senin güzel gelecek inşallah. Ben bunu kabul edemem öğretmenim. Edemem. Sen bilirsin çocuğum. Hadi iyi yolculuklar. Hadi dağılın sizden. Hadi hadi hadi. Yürüyün. Güle güle Sait. Kendine çok iyi bak olur mu? Teşekkür ederim Leyla. Şşş, arkadaşlar lütfen susun. Bakın senin sevgilisiyle vedalaşıyor. Aa sevgi saygı lütfen. Kıvılcım sussana. Ay Kıvılcım sen de bir alemsin yani. Selin Sait'in değil Ozan'ın sevgilisi. Hatta sen de sinir oluyorsun ya Ozan Sait değil Selin'i tercih ediyor diye. Dilara'cığım bak Sait'lerin yanında bir kişilik boş yer varmış. Sen de gitsene Irak'a hadi git. Yürü. Ay, olur mu? Ay Irak hani şu meşhur Eyfel Kulesi'nin olduğu yer değil mi? Ay, salak ya. Çocuk. Selin seni zor durumda bıraktım herhalde. Özür dilerim. Önemli değil Sait. Özür dilenecek hiçbir şey yok. Yani Kıvılcım'ın abartmasıyla Ozan'ın kıskançlığı birleşince... Neyse. Ya ben senin hiçbir kötü niyetin olmadığını biliyorum merak etme. Bizim ülkemizde her şey az. İnsan az, sevgi az, sevgili az. Ama siz Selin'le birbirinize çok yakışıyor. Lütfen benim yüzümden üzülmeyin. Dur. Selin benim kardeş. Hoşça kal Ozan. Ve Selin'e de çok iyi bak tamam mı? Tamam. Sen hiç merak etme. Güle güle. Hoşça kal. Ne oldu bakayım neye gülüyordunuz öyle? Ne mi konuşuyorduk? Hiç aramızda. Aranızda öyle mi? Allah Allah. Biraz önce gıcık oluyordu şimdi kanka olduğunuzda benden sır mı saklıyorsunuz? Aşk olsun. Tamam tamam söyleyeceğim. Şey dedi ya. Ne dedi? Düğününüz olduğunda folklor ekibi lazım olursa bizi çağırmayı unutmayın dedi. Ay Kıvılcım baksana ne kadar tatlılar değil mi? Canlarım benim. Her şey için çok teşekkür ederim öğretmenim. Nazlı nerede onu göremedin? Aa sahi. Nazlı nerede ben de hiç göremedim bugün. Nazlı... Aha işte geliyor. Nazlı, ben korktum Nazlı prensesi göremeden gideceğim diye. Güle güle Sait abi. Sen benim abimmişsin, öyle dedi Selena. Senin kardeşin olarak seni uğurlamaya geldim. Eğlence bitmiştir.
Selena ile Hades neredeler? Gelmek üzereler Yüce Onos. Yüce Onos. Hoş geldin Selena. Umarım Hades'te geç kalmaz. Evrenin hiçbir yerinde yücelik makamında olan bir kişi birilerini beklemiyor. Burada bir tek ben bekliyorum. Keşke zamanında daha otoriter, daha sert davransaydım. Merhaba Ütopyalılar. Her zaman Ütopyalı kalacak olanlar. Oo, güzel kıyafet. O yüzündeki iğneler nedir Hades? Ha onlar akupunktur iğneleri. Geçen gün yanlışlıkla küçük de olsa iyilik yaptırmışım da. Küçük de olsa iyilik yaptırmayı bırakayım diye kendime akupunktur yaptırdım. Nasıl, yakışmış mı? Sevgili Selena ve Hades. Yüzyıllardır devam eden mücadelenizde yeni bir haftaya başlıyorsunuz. Mücadelenizin sportmence olmasını istiyorum. Sportmence kötülük ha. Kulağa hoş gelmese de çok komik. Gülün. Kesin o. Kes Hades. Bu arada ikinizi de uyarmak istiyorum. Dünya denen fani taraftaki görünür hayatınızda bazen açıklar veriyorsunuz. Ben bu konuda çok dikkatliyim Yüce Onos. Ben bu konuda çok zekiyim Yüce Onos. Açık vermem. Ben hatırlatayım da, eğer dünyada tek bir kişiye bile deşifre olacak olursanız sizi hemen görevinizden alırım. Ve bir daha dünyaya gidemezsiniz. Evet, yeni haftaya başlıyorsunuz. Tarafsızlık ilkesi gereğince ikinize de başarılar diliyorum. Teşekkürler centilmen başkan. Teşekkürler Yüce Onos. Eğlenceye devam edebilirsiniz. Canım sen otursaydın. Hem seni kahvaltıya çağırıp hem sana iş yaptırıyor gibi olmasaydım. Ben hazırlardım kahvaltıyı. Ne yani? Sen şimdi bana kahvaltı hazırlayamazsın mı demek istiyorsun? Olur mu hayatım? Bir kere çok güzel poğaça alıyorsun pastaneden. Aşk olsun Burak. Yani ben seviyorsun diye alıyorum o pastaneden poğaçaları. Şaka yapıyorum hayatım. Ben senin ne kadar sihirli ellere sahip olduğunu biliyorum. Aman benim hamarat sevgilim. Ne güzel doğrarmış domatesleri. Aşkım ne yaptın? Ne yaptım? Aşkım elini kestin, farkında değil misin? Hayır kesmedim. Aşkım işte tam bu parmağını. Ama kan yok. Nasıl olur? Dedim ya, yani yanlış görmüşsün sen. Ama gördüm. Ya hem kessem böyle durabilir miyim hayatım? Duramazsın tabii de. Ya duramam. Hem hadi acısını falan bırak. Dediğin gibi kanaması lazım değil mi? Doğru söylüyorsun. Ben açlıktan hayal görüyorum herhalde. Kesinlikle. Bu yüzden artık kahvaltımızı yapalım. Hadi. Sen otur. Ben de çayları koyayım hayatım. Neye gülüyorsun? Hiç. Meğer sen şeymişsin. Neymiş? Neymişim? Ne bileyim. Hani böyle filmlerde olur ya, insan görünümü de yaratıklar. Hani böyle elleri falan kesilir, yerine elleri çıkar. Mutant yani. Mutant mı? Yok artık. Ya nereden çıkartıyorsun? Saçmalama Burak. Aşkım şaka yapıyorum. Niye ciddiye alıyorsun ki? Ay hayır, ciddiye falan almıyorum. Yani ben sadece korkarım mutantlardan. Yani ya, filmdeki mutantlardan. Yani filmlerden korkarım, ondan. Afiyet olsun. Thank you.
Gezdim yeter ama kolum koptu. Lütfen biraz daha. Ay bırak oynasın çocuk. Aman iyi oynasın. Ya senin üstünde para var mı hiç? Para mı niye ki? Param mı bitti yoksa? Bitti. Allah Allah nasıl bitti? Bitti işte. Erdem'e mi verdi sen parayı? Ya bana sürpriz yapacakmış. Senin paranla mı? Amcamızın parasıyla. Bende var Leyla abla. Ya sorun para değil zaten de. E ne bileyim sonra verecek işte. İyi sen bilirsin neymiş ki sürprizi? Bilmem. Dedim ya. Kızlar ben mi yanlış görüyorum yoksa Alice Harikalar diyarına mı geldik ya? Bunlar resmen ip atıyorlar. Ay kızlar ben de atlayabilir miyim? Ya bir saçmalama Dubi ya. Canım çekti ne var? Dur biz geldik. Dur. Kızlar ben diyorum ki siz ip atlamak için birazcık küçük değil misiniz? Ay bir yerinize bir şey olacak ondan korkuyorum tırstım. Kıvılcım sen bir yerlere gidip nefesini tutsana. Evet Kıvılcım. Belki arada almayı da unutursun. Hem Eva hem biz çok rahatlarız. Ağır laf Kıvılcım altında kaldım. Fark ettim İrem sürüm sağ ol. Ezikler. Ben daha demin okulun diğer tarafında kutu kutu fen soruyan 3 tane arkadaşımızı gördüm. Hadi gidin kardeşlerinize kardeşim hadi. Ay inanmıyorum ya ip atlıyorlar bunlar. Kızlar beni şunlarla bir çekseniz hadi. Ay. Çekil yavrum. Ya ittirme beni ya ittirme. Ay. At. Küt. Ay bak nasıl bakıyor. Utan kız kıskandı bu beni gel. Selam yeter. Ya. Selam kızlar. Kızlar. Ozan. Size bir sürprizimiz var. Ozan sana anlatmak ister misin? Tabii kanka. Kızlar sıkı durun. Yarın 400'ün konserine gidiyoruz. İnanmıyorum. Kıvılcım duydun mu? 400'ün konserine gidiyoruz. Eğlence, müzik, dans. Ay süpersiniz çocuklar. Ay Dilara. Utanç kaynasın başka bir şey demiyorum. Tıkandım görüyorsun değil mi? Kızım 400'ün konserine biz değil bunlar gidiyor. Ya. Ya bırak şu ip. Ay. Kızlar. Benim bu eziklerin 400'ün konserine gitmesine engel olmam lazım. Kıvılcım. İp atlıyor mu? Ya Dilar. Utanç kaynasın sen gel. Gel. Sonra bunu bir döv. Ay ufacık kız. Allah seni inandırsın. Baktım bu geldi iki göz iki çeşme. Aha böyle sümükleri de akıyor. Anne yeter ama ya şu konuyu kapatır mısın? Ay dur Zülfikar ne güzel dinliyorum işte. Dur bir dakika. Evet. Aha dur. Bir de mahallede bir kız vardı buna aşık. Heh. Anne ne olur İsmet konusuna girme lütfen ya. Ay dur Zülfikar ben bayılıyorum böyle hikayelere. Aynı dizi hikayesi gibi. Bir dur sus dinleyeceğim. İsmet mi? Kızın adı İsmet mi? Ay hastasıyım vallahi sizin şu isimlerinizin de hastasıyım. Bravo devam et anne bravo. Ceylancığım bak şimdi bir gün bu İsmet denen kız. Heh anlat salona gidiyordu kokasını yapıyordu diye anlat benim için anlat. Onu da onu söyle. Ay yaptı mı cidden? Neyse bir gün bu İsmet denen kızı bize yatıya bıraktıydı anası. Ya alt komşumuz canım bırakabilir samimiyet ver. Ne kadar güzel aynı Aliye'nin hikayesi gibi harika. Sonra bir baktım gecenin bir vakti bu geldi. Gözler böyle hafal taşı gibi açılmış. Ürkek bir ceylan gibi yatağın içine girdi benim yanıma. Meğerse korkmuş. Korktum evet ne var yani korktum canım Allah Allah. Kızın bıyıkları vardı Ceylan sen görsen sen de korkardın ya. Kızın bıyıkları vardı ay çok şeker. Hastasıyım valla bu hikayelerinizin. Ne hikaye bizde Ceylan o kadar çok hikaye var ki gülmekten yerli. Hastasıyım sizin bu ailenizin hikayelerinin hastasıyım. Ay İsmet ha İsmet. Soğudu mu kahve? Soğudu kız bakacak mı? Gerçi bu üç harfler biraz rahatsız ediyorlar ama bakacağım hastasıyım bakacağım. Kalkmayın Allah aşkına. Aa, buradaymış ya hiç fark etmedik.
Fark ettim. Fark etmediğinizi fark ettim yani. Maşallah. Çok güzel eğleniyorsunuz. Çok komik ikikli, çok gülüştüklüklü olaylar var ha. Maşallah. Kahkahalarınız Ağrı Dağı'nın eteğinde çığırılan türküler gibi. Kakarak geri inliyor evin içi. Aynen öyle. Misloş'ta Zülfik bugün beni bir güzel kopardılar. Belli. Misloş Zülfik ya. Bir de eğlenirken kendinize küçük lakaplar bulmuşsunuz. Ama keşke ocağı açık unutmayaydınız, yemek yanmayaydı. Ben de sizinle birlikte eğlenseydim o zaman ya. Gel bakalım otur. Yok yok oturmayın, ben oturdum da geldim. Gördük biz o işi. Yani diyorum ki ocağın üstünde yemek yanıyor, ona haber vermeye geldim ya. De getkin yası oğlum, ben kapattıydım altın, dalga geçme benimle. Neyse ben sizin eğlencenizi bölmeyeyim. Ya oğlum sen mal mısın ya? Baktın gördün yanıyor, kapat o zaman, ne arz yapıyorsun buraya gelip? Tuzsuz içime bir kurt düştü, bir bakayım kapıma aç mıyım ben? Ya toprağım, anlıyorum, duygulusun, yumuduksun ama insanım işte, unuttum. Aklımdan çıkmış, insanı beşer, elbet şişer. Ya bugün bahçeye bir dereotu ektim, görsen ne kadar çabuk büyüyor ya. Az kaldı, az kaldı. Sen sabret, ben seni ekeceğim o bahçeye. Ay ne güzel, far bakıyorduk. Ya o kadar işim var ama madem bu kadar ısrar kıyamet, oturayım ben de şuraya. Ay bütün gün bahçede çapa yapmaktan kolum koptu, koptu. sen ne yapıyorsun, dombalak domurcu? Ya ne kadar şirin değil mi? Tam bir yumudukla karşı karşıyayık. Yumuduk. Sen gelsene benimle bahçeye biraz. Ben sana orada yumudukları göstereceğim. Gel. Bak aslında bu var ya o kadar tatlı bir adam ki Danı sen çok seversin. Bu iri görünümünün altında aslında tam bir hıyarası yatıyor. Neyse ben gideyim bahçeye işlerimi yapayım ki Ekrem Bey görünce kinyasa bak vallahi 5 dakika durmuyor. Maaşına zam 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 desin. Ben kaçtım. Ben de gerçek manada çünkü dayak yiyebilirim. Kaçtım. Yakalayan var. Daha uzuyor. Vallahi nasıl daralmışım. Ekremcim dedim. Derhal alışverişe çıkmam lazım. Benim canım elbise aşeriyor dedim. Kartı bir lira çıktım vallahi. Güzel. İyi yapmışsın Aslı'cığım. İyi iyi. Ay zaten hamilelikten dolayı her tarafım şişti. Baksana futbol topu gibi oldum ayol. Biraz dedim para harcayayım da stres atayım canım. Ha tabii. Doktorlar da aynı şeyi söylüyor. Alışveriş strese birebirmiş Aslı'cığım. Ay. Şunun güzelliğine bak nasıl yakıştı mı? Çok güzelmiş de ondan sonra giyebilirim ben bunu. Aa, saçmama senin onu giymeye daha 2 yıl var. Kendim için söylüyorum ayol. Şey gözlüğümü almayı unutmuşum. Etiketi okuyabiliyor musun? Ne kadarmış bu? 120 lira. Ay 120 iyi ucuzmuş. Ucuzmuş. Sen yanına 1000 lira almıştın değil mi Aslı'cığım? Evet 1000 lira aldım. O zaman kendine de bir şeyler baksana. Bütün parayı bana harcayıp alışveriş yapacak halimiz yok değil mi? Ay bak sen böyle darlandığın zaman, streslendiğin zaman ara beni. Fitnat gel de alışveriş yapalım. Şöyle bir rahatlayalım. Şimdiden başlayalım değil mi stres atmaya? Ya ya sorma. Arkadaşlar ne günler içindir değil mi? Tabii tabii bugünler içindir herhalde. Değil mi değil mi? Fitnat'cığım aslında bir fikrim var. Diyorum ki sen kendi paranla kendi alışverişini yapsan da kendi kendine stresini atsan. Yani ben engel olmayayım senin stresini atmana. İçinde kalmasın. Aa yok canım kalsın kalsın. Sen merak etme. Ben okula giderim. 2 tane ezik bursluyu bir güzel haşlarım azarlarım. Oh kendime gelirim. Sen beni merak etme. Tamam mı canım? Pardon bunun 36'sı var mı? Ne oldu? Tıkandı mı öyle bir? Sinir tıkadı. Burak, sevgilim. Selena, buradayım canım. Selena. Hadi artık be, hadi be, onunla gidiyorsun, hadi, hadi! Allah Allah ya! Kızlar ne yaptınız bugün, nasıldı okul, anlatın bakayım. Ya ne olsun işte Zülfikar abi, derse gir, dersten çık. Ya daha ne işte, niye şikayet ediyorsunuz, derse gireceksiniz tabii. Hayır yani yanlış anlamayın da, birinin şoförlüğünü yapmak var, birinin de şoförünüz olması var kızlar. Ya okuyun da benim gibi şoför olmayın kızlar. Kızlar da mı şoför olur Zülfikar abi? Olmaz. Kızdan şoför falan olmaz. Kapatın bu konuyu ya. Şoför falan olmayacaksınız. Okuyacaksınız. Ya yürüsene. Yürü artık ya. Yürü ya.
Zülfikar abi sinirlisin galiba. Bir şey mi oldu? Ya çok trafik vardı kızlar bugün. Ya okey arkadaşlarımı da ektim, gidemedim çocuklara. Üstüne bir de Orhan Gencebay konseri de iptal. Zaten kaset de dinlemiyorum. Kaset de bozuldu. Konser de gitti. Her şey gitti ya. Hadi be oğlum be, hadi be. Selena, aşkım iyi misin? Ne oldu? İyiyim. Aşkım daha ne olsun? Koskoca araba çarptı sana. Aniden fırla dönme. Vallahi yapacak bir şeyim yoktu. Vallahi freni de bastım. Telaşlanmayın. Gerçekten hiçbir şey yok. Ben gayet iyiyim. Yani bir şey olmadı şimdi değil mi? Yani aslında biraz ayağım ağrıyor ama öyle çok çok önemli bir şey değil. Çok geçmiş olsun yenge. Siz yolunuza gidebilirsiniz. Bak istersen minibüs de burada, istersen hastaneye gidebiliriz yenge. Yok ben gayet iyiyim. Gerçekten siz gidin. Geçmiş olsun. Aşkım iyi olduğuna emin misin? Evet. Yani biraz ayağım ama o kadar önemli bir şey değil. Geçti bile. Neyse gel canım, arabam az ileride. Koluma gir. Buna hayır diyemem. Yarın bize konsere gideceğiz. Ne yani? Şey mi? Orhan Gencebay mı? Yok, 400. 400? Yuh! İn aşağı be, in be, hop! Ben mi? Yok yok, sana demedim canım. Ay diyorum ki, acaba ben de mi gelsem sizinle konsere? Ay yok Kıvılcım, böyle gayet iyi. Ayrıca Ozan geliyor diye gelmeye çalışıyorsan gerçekten hiç tavsiye etmiyorum. Ama ne Ozan'ı be? Senin gibi Ezi'yi seven birinden periler gibi hoşlanmamı, onu her gün düşündüğümü ve onun için çıldırdığımı düşünüyorsan yanılıyorsun, çok ayıp. Ay yani benden söylemesi yani o yüzden. Aman tamam be, gelmeyiz sizinle konsere. Yani ben belki kaynaşırız diye şey ettim. Sen. Ne var be, sesi düşünüyoruz. Allah Allah, merak etmeyin, ben sizin gibi Ezi'lerle gitmem zaten konsere. Benim okulda korumam gereken bir karizmam var. Ben de sizi 400'ün konserine gönderirsen bana da Kıvılcım demesin. Aman be, iyi tamam. Sesi düşünmeyince de böyle oldu işte. Yapmayın bakalım. Bir yerinde ağrısız var mı hayatım? Yok. Ya iç kanama falan varsa? Yok, gayet iyiyim ben. Yok, benim içim rahat etmeyecek. En iyisi bir hastaneye gidelim. Hayır. Yani ben gerçekten çok iyiyim. Hayatım, gerçekten çok iyi hissediyorum kendimi. Bunu doktor söylemeden inanmam. Az ileride bir hastane var. Tamam mı? Oraya gidiyoruz. Geçmiş olsun. Demek araba çarptı. Nasıl? Şiddetli bir çarpma mıydı? Evet evet. Çok şiddetli bir çarpmaydı. Hayır yani gerçekten öyle şiddetli bir çarpma olmadı. Olur mu hayatım? Ben sana söylemek istemedim ama çarpmanın sesini bile duydum. Hmm. Görünürde pek bir şey yok ama biz yine de içimiz rahat etsin diye bir MR çeksek iyi olacak. Yok. Yani bence hiç gerek yok. Bence var. Benim içimin rahat etmesini istiyorsan var hayatım. MR çektirelim. Buyurun. MR odası şu tarafta. Leyla. Ya bak ben konsere bunu giymeyi düşünüyorum. Nasıl sence? Olabilir. Bence Ozan bunu beğenir. Ay ne alakası var canım. Ozan beğenmesi de olur. Hani önemli olan bunun üstüme nasıl durdu. Yani bana yakışmadıktan sonra Ozan beğense ne olur yani. Oldu Selin. Sen kapat, ben seni sonra ararım. Sen ne giyeceksin peki? Ya ben de bu ikisi arasında kararsız kaldım. Sence hangisi daha çok yakışıyor? Bakayım. Bence bu güzel. Sence Nazlıcığım? Ya siz çok güzelsiniz. Ne giysin? Size çok yakışıyor. Ay. Canım kardeşim benim. Büyüdüğümde benim de erkek arkadaşım olduğunda o da beni konserlere götürecek. Niye hiç çektin öyle bakayım? Yoksa bir aday mı var? Yok. Gerçi Kaan bana bugün kokulu kalem verdi de. Kaan öyle mi? Anlayalım yani. Yok canım, biz sadece arkadaşız. Bak bak, sadece arkadaşlarmış. Bir gün sınıfınızı arayalım da görelim şu damat adayını. Damat mı? Nefret ediyorum bu eziklerden ya, nefret. Ya ezikliklerine bakmayın, bir de Ozan'la konsere gidiyorlar. Uf, nefret ediyorum, nefret. Ama
Öyle kuru kuruya nefret etmekle olmaz ki Kıvılcım. Nefretini eyleme dönüştürmek dururken neden durduğun yerde kuduruyorsun ki? Ay ben niye böyle kendi kendime kuduruyorum ki? Bir şeyler yapsam ya. İşte böyle. Ay acaba ne yapsam da o eziklerin konsere gitmelerine engel olsam? Yok. Bu kızda annesindeki yetenek yok. Sıfır. İlla her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacaksın. Oysa ki Aslı öyle mi? Lef demeden kötülüğü anlıyor ya. Bak şimdi. O üç tane ikilik mi yalnız? Uzanın şöyle. Cihaz çalışmaya başladığında hiç kımıldamamanız gerekiyor. Tamam. Allah Allah. Çok garip. Ne oldu doktor bey? Bir terslik mi var? İç organları görünmüyor. Sanki hiçbir organı yok gibi. Acaba hasta hareket mi etti? Bilmem. Belki de. Baştan alacağız. Bu sefer tamam. Amcacığım. Efendim? Amcacığım biz sizden bir şey için izin almak istiyorduk. Ne izniymiş o? Ay izin diyorlar. Ekrem bunlar kesin bir yaramazlık peşindeler. Dur bir Aslı'cığım durmadan dinlemeden. Ne izni? Bir arkadaşımız üçümüzü yarın için bir konsere davet etti de gidebilir miyiz? Kimin konseriymiş bu? 400'ün konserine. Hı? Ne 400 mü? Ekremciğim seni bu yeğenlerinin cahilliği öldürecek beni. Sınır tanımıyorlar ayol. Ne cahilliği Aslı'cığım, ne alakası var şimdi? Ay ne alakası var olur mu Ekremciğim? Yanlış biliyorlar her şeyi. Çocuğum bir kere o konser filan değil, sinema filmi. Hani şu 400 Ispartalı'nın Iraklılarla savaştığı film var ya. Onu anlatmaya çalışıyorlar akılları sırasında. Yengeciğim yanlış anladınız. Ay neyi yanlış anlayacağım ayol, hala tutturdular yanlış. Cahillik. Nato kafa Nato mermer. Yengeciğim 400 müzik grubunun adı. Sizin dediğiniz filmin adıysa 400 değil 300 Spartalı.
Ya da sizin de işinizi Ispartalı. Evet, ayrıca Frank Miller'ın çizgi romanından uyarlanmış bir film. Gördün mü Aslı'cığım, çocuklar her şeyi senden daha iyi biliyor. Bu arada Spartalılar Iraklılarla değil İranlılarla, yani o zamanki Perslerle savaşıyorlar. Aman ne fark eder canım, ha Irak ha İran, hepsi Arap değil mi? Bana bakın çocuklar, siz böyle tarih filmi falan seyredeceğinize oturup biraz ders çalışsanıza. Senin tarih notu kaç bakayım? 5. Ha gördün mü işte, onun yarısı. bu film Ispartalılarla ilgili olduğuna göre başrolünde Süleyman Demirel oynuyordur. Ha? Ekrem, ay sen yeğenlerinin önünde rencide mi olmak istiyorsun? Şaka yaptım Aslı'cığım. Komik. Amcacığım, konsere girebilir miyiz? Gidin ama geç gelmeyin, olur mu? Ay inanamıyorum sana Ekrem. Burada başçavuşun eşeğe mi oturuyor canım? Bana niye sorulmuyor? Tamam, şu anda soruyorum. Konsere gitmelerinde bir sakınca yok değil mi Aslı'cığım? Var tabii ki. Var, gitmesinler, sakıncalı. Aslı'cığım ne sakıncası var? Altı üstü bir konser. Ay Ekrem, koskoca adamsın. Hiç mi gazetelerin üçüncü sayfalarını okumuyorsun sen? Ay bunlar ergenlik çağında kızlar. Dışarıda nasıl tuzaklar var bilmiyor musun? Aslı Hanım doğru söylüyor Toprağım. Bu zamane gençlerine hiç güven olmaz. Ayrıca dışarıda bir sürü kötü niyetli insan var. Hamdolsun. Yani kahrolsun diyeceğim. Eesi demem o ki ne malum bunların içip içip kendilerinden geçmeyecekleri? Ay ne alakası var içmekle ya? Ya biz kaç yaşındayız? Ne işimiz var bizim içkiyle falan? Hayatım aslında hani Kinyas kızları düşündüğü için, onları korumak istediği için öyle söylüyor değil mi Kinyas? Yoksa benim için hava olmuş. Bunların başına bir şey gelecek, ondan sonra gelip bana diyeceksiniz ki Kinyas senin yaşın küçük, töreyi sen uygula. Ne töresi Kinyas, neler söylüyorsun sen Allah aşkına? Bir sussana. Ben susayım Ekrem Bey, ben susayım. Ama töre susmaz. Töre bu topraklarda yüzyıllardır... Kinyas. Tamam sustum. Aslında benim güzel bir fikrim var Ekremciğim. Kinyas kızlarla beraber konsere gitsin ha? Ne? Kinyas da mı? Ne? Benimle mi? Evet. Yani acil bir durum olur, bir sakatlık olursa bize hemen bildirirsin hem. Aslı'cığım gerçekten gerek var mı buna? Ay var tabii Ekrem'cim var. Yani ondan sonra sosyete konuşacak. Aslı'nın yeğenleri konsere gitmiş, oralarda içim içim sapıtmışlar falan diye. İstemiyorum canım, gitmesinler. Amcacığım Kinyas'ın gelmesine gerek yok. Biz gidip geliriz. Gördün mü işte? Kendi ağızlarıyla söylediler. Kinyas'ı da istemediklerine göre kesin bir şey var bu işte. Ne var? Ne var söyleyeyim bakayım. Ha? Bana bakın kızlar. Size bir seçenek sunuyorum. Ya konsere Kinyas'la gidersiniz ya da oturup evde o 300 denen grubun konserini televizyondan izlersiniz. Ha? 400. Aman neyse ne canım, ha 300 ha 400. Ay bunların da cahilliği yani. Köyden gelmişler 100 sayı için yengelerini kırıyorlar. Ukala şeyler. Sesimizi şesiceler. Evet Fulya hemşire. Selena Hanım'a söyleyin. Üzerini değiştirebilir. Peki. Tamam bu iş. Nasıl? Önemli bir şey var mı doktor bey? Yok yok, merak edecek hiçbir şey yok. Her ikisinin durumu da gayet iyi. Her ikisi mi? İyi ama benim hastam tek kişiydi. Biz anne karnındaki bebekleri de kişi olarak sayıyoruz. Bebek mi? Anne karnı mı? Siz ne diyorsunuz? Eşinizden bahsediyorum. Hamile olduğunu bilmiyor muydunuz? Keşke müjdemi isteseydim. İyi ama bu nasıl olur? Biz evli değiliz ki. Hem aramızda herhangi bir şey de geçmedi. Hay Allah. Hata yaptım galiba. Özür dilerim. Özür dilemenize gerek yok. Sizin yaptığınız bir hata da yok. Hata bende sanırım. Doktor bey, Burak'ı gördünüz mü? Az önce gitti. Gitti mi? Beni beklemesi gerekiyordu ama teşekkürler. Rica ederim. Allah Allah, niye gitti acaba? Doğru ya, benim telefonum var. Arayabilirim. İnanmıyorum ya buna. Bir Kinyas eksikti başımızda. Ya Ozan benden nefret edecek. Evet ya, Erdem de benden nefret edecek. Benim sevgilim olmadığı için ben bu sefer şanslıyım. Kinyas mahveder o konseri. Yapacak bir şey yok. Aslı yengenin emri.
Keşke bizimle Zülfikar abi gelseydi. Evet. Evet ya. Evet. Nazlıcığım süpersin. Ay, seni çok seviyorum. Ben de seni. Zülfikar abiden yardım isteyeceğiz. Bizi Kinyas'tan kurtaracak tek kişi o. Ne duruyoruz o zaman? Hadi. Yarışalım mı? Özel güçlerimizi kullanmak yok. O zaman boş ver. Kazanmadıktan sonra yarışın önemi yok. Öyle mi? Seni gidi seni. Gel bakayım buraya. Hadi. Bana yapmayacaktın Selena. Tek suçum seni sevmek olmuştu. Bu suçun cezası bu kadar ağır olmamalıydı. Efendim? Yardımına ihtiyacımız var. Ne oluyor ya? Okulun erkekleri falan mı sarkıyor? Öyle bir durum mu var? Yok yok, öyle bir şey değil. Nasıl bir şey o zaman? Ya bizi Kinyas'tan kurtarman lazım. Aslında Kinyas da bizi konsere gönderiyor. Herkese rezil olacağız. Ozan nereden de orada olacak. Tamam kızlar, hallederiz, rahat olun. Ne yani, bu kadar mı? Evet, bu kadar. Ne yapacaksın? Ya bir tophaneli böyle bir durumda ne yaparsa onu yapacağım kızlar. Böyle bir durumda tophaneli ne yapar? Allah ağzını burnunu kırar. Ya öyle bir şeye gerek yok Zülfikar abi. Yani daha akılcı yöntemlere başvurmamız lazım. Tamam, doğru söylüyorsunuz. O zaman önce bir döveyim, ondan sonra kaza süsü veririm. Kinyas'ın zayıf olduğu bir şeyler bulmak lazım. Tamam, ona da tamam. Buldum. Dövmeyeceksin değil mi? Yok, daha kötüsünü yapacağım. Siz bana güvenin. Başka çaremiz de yok zaten. Ama siz çok ısrar ediyorsunuz, gene de bir hırpalayayım, tartaklayayım. Zülfikar abi. Tamam ya, şaka yaptım. Ben nasıl olsa bir bahane bulup döverim. Ben sizin işinizi halledeyim de. Çalıyor ama açmıyor. Neden acaba? Demek ben beyaz günlükler içinde karım olacağın günü hayal ederken beni aldattın ha. Nasıl yaptın bunu bana Selena? Nasıl? Bunu hak edecek ne yaptım ben? Hala inanamıyorum Allah'ım. Keşke bütün bu olanlar kötü bir rüya olsa. Keşke uyansam ve bugün olanlar hiç yaşanmasa. Yazıklar olsun Selena. Yazıklar olsun. Bütün hayallerimi yıktın.
Hiç kimseyle konuşacak ve görüşecek durumda değilim. Acaba evde değil mi? Çaktırmadan bir girip baksam mı? Evet evet. Gidip bir bakayım. Uyuyakalmış. Canım benim. Demek ki daha kuvvetli zili çalmalıyım. Aman ya. Kim bu ısrarcı terbiyesiz? Merhaba. Ya hayatım, sen beni beklemeden gitmişsin hastaneden. Bir işin mi çıktı? Ne oldu? Burak. Ne oldu? Anlatacak mısın? Burak. Sen yani bir tuhafsın. Belli ki bir şey olmuş. Bana anlatır mısın? Ne oldu? Artık her şeyi biliyorum Selena. Evet. Artık seninle ilgili her şeyi biliyorum Selena. Ne? Nasıl yani? Nasıl olduğunu sen daha iyi bilirsin. Düşündükçe... düşünmek de istemiyorum. Demek sonunda benim insan olmadığımı öğrenmiş. Buraya kadarmış. O nasıl öğrendi acaba? Böyle bir şeyi nereye kadar saklamayı düşünüyordun ki? Burak. Ya lütfen beni anlamaya çalış. Ben sana böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirdim ki? Yani söylersem belki benden ayrılırdın. Bravo. Sanki şimdi senden ayrılmayacağım. Nasıl yani? Böyle bir sebepten benden ayrılacak mısın? Yok. Böyle ufak bir sebepten niye ayrılayım ki? Her erkek kaldırabilir böyle bir şeyi, değil mi? Yani bak ya ben senin için bir sürpriz olduğunu kabul ediyorum ama ya bu birlikte olmamıza engel değil ki. Midemi bulandırıyorsun Selena. Neden bunun bu kadar kötü bir şey olduğunu anlamıyorum. Yani yeteneklerimizin bize zararı değil, aksine faydası bile olabilir. Selena, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır, yeteneklerimin avantajlarından bahsediyorum. Bir de bunu yetenek olarak görüyorsun, öyle mi? Hem de utanmadan. Ben neden utanacağım onu anlamadım ki. Peki bu çocuğun babası kim? En azından şimdi dürüst olabilirsin. Babası mı? Kimin babası? Karnında taşıdığın çocuğun babası.